konu hakkında da tedbir amaçlı destek vermeleri gerekiyor. Sadece... Çorum'un Kale Mahallesi'ndeki Selçuklu mimarisi özelliği taşıyan tarihi kalenin surlarından kopan kaya parçaları trafik akışının olduğu yola düştü. Bu sırada caddeden sürücü ve yaya geçmemesi olası facianın önüne geçti. Çorum Kalesi surlarının bir bölümünden önceki gün kopan kaya parçaları 5 metre yükseklikten trafik akışının olduğu yola düştü. Bu sırada caddeden sürücü ve yaya geçmemesi olası facianın önüne geçti. Uzakta olup kaya parçalarının düştüğünü görenler ise büyük bir korku yaşadı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaya parçalarının etrafını dubalarla çevreleyerek önlem aldı. Kale Mahallesi'nin muhtarı Ali Şahin, can ve mal kaybı olmadığını belirterek, Anıtlar Yüksek Kurulu'na benim bildiğim kadarıyla restorasyon çalışması için proje sunulmuştu. Ancak halen cevap alınmadı. Bir an önce yetkili kurumun kale için acil çözüm üretmesi gerekmektedir. Çünkü yağışlı havalarda zaman zaman kaya parçaları düşmekte dedi. Şimdi belediyemizin de eli kolu bağlı. Burada gerekli çalışmaya başlayamıyorlar. Başlamamanın nedeni bu Yüksek Anıtlar Kurulu'nun kararından geçiyor. Yani onlar karar verecekler. Yanlış hatırlamıyorsam Sayın Başkan, Alper Başkanım'la görüştüğümüzde gelecek 2-3 bir heyet dedi. 2-3 kişiden oluşan. Gelecekler. Onlar şey yapacak. Ondan sonra buranın kaldırımı yani. Zaten bir restorasyon olayı falan var. Bakım belediye daha önce bir açıklamıştı. Şu an için onları bekliyoruz. Yani başka şu an için elimiz kolumuz bağlı. Ne yapacağımızı biz de bilemiyoruz. Heyet geldikten sonra o doğrultuda hareket edilecek. Thank you.